Günaydın arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, ben şimdi Ömer Yusuf'un karnını doyurdum. O mamasını yedi. Şimdi de kendimize hazırlayacağım. Bugün hafta sonu. Mehmet'le evdeyiz. Bir şeyler hazırlayacağım. Ömer Yusuf da şu anda bana bakıyor. Değil mi anneciğim? Komik mi? Komik mi anne? Müzik duyduğunda da böyle oynar hep Ömer Yusuf. Bakalım bugün perdeleri falan yıkayacağım diye. Yatak odasının küçük odaların perdesini yıkayacağım. Yarın da temizlik yaparız. Belki dışarı çıkarız. Belki bugün, belki yarın, bilmiyorum hiç. Göreceğiz yani. Hafta sonu nadir evde olduğumuz için bunu değerlendireceğiz arkadaşlar. Temizlik de olsa, gezme de olsa ikisi de değerlendirmek oluyor benim için. Sonuçta ikisi de bir ihtiyaç. Benim annem. Evet, şimdi ben bir şeyler hazırlayayım, sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar, soframızı hazırladım. Mehmet de bize güzel güzel pastaneden ekmek almış, poğaça almış, şöyle simit de almış sanırım. Evet, burada simitlerimiz de var. Şimdi soğutmadan hemen yiyelim. Bize afiyet olsun. Ömer Yusuf da bizimle bir şeyler yiyecek değil mi annem? Bay bay yap anneciğim. Bay bay. De afiyet olsun annem. Evet arkadaşlar, yatak odasının ve bu küçük odanın perdelerini attım. Tüllerini falan, her şeyini attım. Makineye yıkanıyor. Şimdi buranın camını sileceğim. Yatak odasınınkini geçen gün silmiştim. Orası temiz. Hemen hızlıca burayı yapacağım. Şöyle çekçeğim var. Çekçekle şu tarafı yapacağım. Çünkü burası biraz yüksek kalıyor. Burayı da normal bezle sileceğim. Sol taraf açılıyor zaten. Hemen hızlıca yapayım. Çünkü makine bitirecek birazdan. Hemen asalım çıkınca perdeleri. Arkadaşlar bugün mantı yapacağım. Böyle canımız mantı çekti, bir yapalım dedik. Şimdi hamuru için birazcık sirke ekliyorum. Bu ev yapımı olan sirkeden. Yani sadece hamura gevreklik, böyle kuru olmasın, çok sert olmasın diye bunu ekliyorum. Biraz böyle elastiklik versin diye. Biraz zeytinyağı ekleyeceğim. Göz kararı yapacağım bunu. Bir tane yumurta kıracağım. İki kişiyiz. Sadece Mehmet'le ben varız. O yüzden az bir hamur yapacağım. Bakalım az dedim ama çok da çıkabilir. Eğer iki beze olursa daha fazla çıkar. Şöyle tuz ekliyorum arkadaşlar, göz kararı. Yeterli bu kadar. Birazcık ılık su ekliyorum. Şöyle ketilim de vardı. Ömer Yusuf da burada durmuyor bu arada.
Evet, bunlar yeterlidir hamur için. Annem yoğurt ekliyordu sanırım mantına. Tam hatırlayamadım. Onu da ekleyeceğim. Önce şunları şöyle karıştırayım. Bir hamur olacak arkadaşlar bundan. Poğaça hamuru gibi düşünün. Birazcık sert olacak. Ki mantıları yaparken yırtılmasın hamur. Yani o yüzden tutsun birbirini. Evet arkadaşlar, hamurumu yoğurdum. Şimdi hamurum gayet güzel oldu. Yani ne çok sert ne çok yumuşak. Tam böyle kıvamında bir hamur oldu gördüğünüz gibi. Ele hiçbir şekilde yapışmıyor. Böyle. Bundan iki beze çıkar muhtemelen. İkiye böleceğim. O şekilde açacağım. Ama şimdi üzerini kapatıp bir 15-20 dakika falan dinlendireceğim hamurumu. O sırada ben de iç harcını hazırlayacağım. Arkadaşlar şimdi iç harcımı da hazırladım. Kıymam var. Şöyle 250 gram kadar falan. Biraz maydanoz ekledim. Bir de kuru soğanı iyice dilimledim. Şimdi tuz atıyorum. Fazla atmayacağım. Biraz karabiber atıyorum arkadaşlar. Birazcık pul biber atıyorum. Kimyon atıyorum arkadaşlar. Kimyon gerçekten güzel oluyor. Ben seviyorum. Toz biber ekliyorum. İsterseniz acı olanından, isterseniz tatlı olanından hangisini tercih ederseniz ekleyebilirsiniz. Benimki acı. Ben acıyı tercih ediyorum. Daha çok seviyorum. O yüzden bu şekilde. Şimdi bunların hepsini yoğuracağım. Ondan sonra hamurumu açmaya başlayacağım. Arkadaşlar mantılarımı yaptım. Şöyle tepsiye koydum. Şimdi fırınlayacağım biraz. Bir 15-20 dakika kadar. 180 dereceye getirebilirsiniz. Şöyle açıyorum. Ve dakika tutuyorum. Gayet güzel görünüyor. Evet arkadaşlar, şimdi fırınladım bütün mantılarımın hepsini. Gördüğünüz gibi gayet güzel birbirine yapışmadı. Fırınlayınca hani yapışması engelleniyor. Bir de pişerken de yapışmıyor. Çünkü suyun içine atıyorsunuz ister istemez. Suyum da burada. Şöyle bir. Şimdi sıcak olduğu için elimi değirmek istemiyorum arkadaşlar. Bu şekilde suyun içerisine atıyorum. Gerçekten güzel olmuş belli yani.
kokusundan da. Şimdi bunları haşlayacağım. Şiştiğinde altını kapatacağım. Bu sürede de salatamı hazırlayacağım. Salata dediğim gibi kırmızı lahana salatası yapacağım. Yanına da turp falan kırmızı pancardan doğrayacağım. O şekilde de sarımsaklı yoğurdumu hazırlayacağım tabii ki. Sosumu da hazırlayacağım. Şimdi sırayla hepsini yapalım. Evet arkadaşlar, şimdi böyle lahanalarımı doğradım. Üzerine tuz atıyorum biraz. Tuzla ovalayacağım. Şöyle ovalıyorum iyice. Birbirinden ayrılması için. Ve biraz yumuşaması için. Şöyle iyice ovalıyorum. Şimdi üzerine birazcık limon suyu ekleyeceğim. İsterseniz sirke de ekleyebilirsiniz. Tercih size kalmış. Limon suyu ekliyorum ben. Hemen limon suyu çıkarayım. Böyle gezdiriyorum rastgele. Yeterli. Şimdi bunları yiyebileceğimiz kadarına ayıracağım. Kalanını da kavanoza koyacağım arkadaşlar. Turşu gibi olsun diye. Ve üzerine su dolduracağım. Kalanın üzerine. Şimdi şöyle yine elimle alıyorum. Bir tane de tabak alayım. Şöyle ekşili güzel oluyor. Seviyorum. Şu kadarlık bize yeter sanırım. Koyuyorum arkadaşlar içine. Kalan suyunu da dökmeyin mutlaka. Üzerine ekleyin. Şöyle ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Yeterli zaten bu. Böyle birkaç gün bekleyince turşu gibi oluyor. Gayet güzel oluyor. Ben çok seviyorum. Salatalara da koymak bayağı bir kolay oluyor. Elim geçe oldu. Şöyle iyice sallayın. Bazen gelip arada alt üst edebilirsiniz. Böyle iyice içinde yumuşayacak. Evet arkadaşlar, şimdi sosu için önce tereyağıyla biraz sıvı yağ kızdırdım. Üzerine salça ekledim biraz. Şöyle iyice bunlar böyle kavrulsun. Atıyorum. Bu çok güzel oluyor arkadaşlar. Sonra gerçekten güzelmiş diyeceksiniz. Biraz kimyon atıyorum. Belki yapıyorsunuzdur da zaten. Ben yine de hani bilmeyenler varsa aranızda söylemek istedim. Paylaşmak istedim. Kek. Böyle birer çay kaşığı kadar hepsinden atarsanız güzel olur. Atın unutmayın. En önemlisi nanedir bence bunda. Buna iki kaşık atabilirsiniz hatta dolu dolu. Tat veren sosuna en büyük unsur nane arkadaşlar. Şimdi bunu iyice şöyle homojen bir şekilde karıştırıyorum. Ve sosum da hazır. Sarımsaklı yoğurdum da yaptım. Sofram da hazır. Birazdan yiyeceğiz inşallah. Acıktım gerçekten. Evet arkadaşlar, son halini de şimdi servis yaparken size çekmek istiyorum. Gerçekten güzel olmuş. Zaten önemli olan mantarın hamuru. Onu tam tutturursanız gerçekten çok lezzetli oluyor. Tam ayarında yapmak lazım. Biz bayağı bir acıktık. Bunu Mehmet'e özellikle hazırlıyorum. O bayağı acıktı yaparken. O sadece doldurmaya yardım etti bana içleri. Ben de kapattım mantıları. Çünkü tek başınıza yapınca kuruyor. Hızlı olmak lazım biraz mantı yapınca. Biraz zor oluyor. En azından bir kişi doldurup bir kişi yapınca daha hızlı oluyor bence. Evet. Son hali de bu şekilde arkadaşlar. Mantımın gayet lezzetli görünüyor. Şimdi bize afiyet olsun. Biz yemeğimizi yedik. Etrafı topladım. Güzel olmuştu gerçekten mantı. Bayağı beğendim yani. Biraz zahmetli oluyor yapması. Ama gerçekten çok lezzetli oluyor. Yani yapması uğraştırıyor. 1,5 saat aldı toplam yoğurmak, işte açmak falan, bükmek. Hepsi 2 tane bezeden yaptım. Ama yemesi 15 dakika arkadaşlar. Çok basit yani. Değişiklik oldu. Çoktandır yapmıyorduk. O yüzden ben de evdeyken dedim hazır yapayım. Mehmet de sadece içlerini şöyle doldurdu. Ben hemen arkasından büktüm. O şekilde yaptık.
Güzel oldu, değişiklik oldu bize de. Yarına da var birazcık. Biraz da çorbam vardı. O yüzden yarına yemek yapmam. Yarın temizlik yapacağız zaten. Bütün günümüzü ayırırız. Hava da soğuk. Dışarı çıkılmayacak sanırım. Hani çıkacak bir hava. Yusuf'la zaten gerçekten zor oluyor. Arabadan in. Daha geçen gün çünkü gittik AVM'ye. Ömer Yusuf'u bindir falan filan. Zor oluyor. Bir de şu anda zaten ihtiyacımız olan bir şey de yok. Boş boş gezince de zaten sadece yorgunluk oluyor. Ertesi günde iş var. O yüzden yarın temizlik yapacağız arkadaşlar. Hazır olun. Temizlik yaparız. Birazdan bir koltukları silelim. Sabaha kadar kurusun diye. Öyle. Bugünümüz de böyle geçti. Şu anda da bulaşık makinemi çalıştırdım. O da çalışıyor. Videomu da burada sonlandırıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.